Bunları bildiğim halde yine psikoloji seçer miydim? Sanırım seçerdim. Deli doktoru. Çok heyecanlandım ya. Ben mezun olduğumda şimdi bunu çok düşündüm. Keşke o zaman da bu kadar bilinçli olsaydım ve daha çok araştırsaydım. O yüzden hani böyle sihirli dernek beklemesinler. Ben bu konuya hiç katılmıyorum bu arada. Umudum çok yüksek. Psikoloji okuyanlar neden intihar ediyorlar? Psikoloji okumak istiyorum ama delirirsin diyorlar falan tarzında yorumlar var. O da insanlar, peri falan değiller. Benim galiba gerçekten performans ansiyetem var. Bu da kendime de tarafım. Ve sizin yapmanız gereken o insana farklı bir bakış açısı sunmak. Beraber onunla oturup üzülmek değil. Terapi tarzı değil mi? Mesela adli psikoloji dersim var bir dönem seçmeli ve aşırı seviyorum. Çok ince şeyleri var tabii ki ama ben de bu alana yönelmek istiyorum bakalım. Merhaba. Merhaba. Semra Aslanabilir miyiz? Ben de Yuruba. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. 3. sınıfım. Tam öncelikle neden bu bölümü seçtin? Bu bölümü kendi isteğinle mi seçtin yoksa böyle çevrenden, ailenden herhangi bir baskı oldu mu? Ya açık konuşacağım. Üniversite sınavına hazırlanırken TM'ydim. TM olduğum için de ya hukuk seçeceğim ya psikoloji. Çünkü iyi puanlı bir yer olsun istiyordum. Yani odaklandığım şey oydu. Puan ve üniversiteydi. Sonra dedim ki tamam psikoloji şöyle düşündüm. Böyle cazip geldi ama işte çocukluk hayalimdi falan diyemem. Yani öyle bir şey değildi benimki. Ailem falan hiç karışmadı zaten. Yani sonradan sevdim diyebilirim. Peki neden bu üniversiteyi seçtin? İyi belli bir burs yardım yapıyorum. Yani parasal açıdan. İlk seçme sebebim buydu. Onun dışında da İstanbul'da olduğu için, burada yaşadığım için bu üniversiteyi seçme sebebim. Bu nasıl bir burs yardımı? Biraz anlatma şansın var mı? Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Eğer İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni 1, 2 ya da 3. tercih sıralarına yazarlarsa belli bir para yardımı alıyorlar. Bu dönem mesela 400 TL. Diğer dönemlerde de devam ediyor diye düşünüyorum. Peki bu para yardımı ne kadar sürüyor? 9 ay boyunca veriyorlar. Ekim ayında başlıyor, Haziran ayına kadar. Ve tüm eğitim yılınızı kaplıyor. Yani hazırlık 1. sınıf, 2. sınıf. Ne kadar sürüyor? Geri ödemesiz bir burs. Tabii ki geri ödemesiz. Peki bu üniversitenin bölümünle ilgili avantajları neler? Sence aldığın eğitim psikoloji bölümü için yeterli mi? Şimdi şöyle bir şey var. Psikolojide yani üniversitenin çok büyük bir önemi var aslında. Çünkü Türk Psikologlar Derneği akreditasyon denilen bir uygulaması var. Bazı üniversiteleri akredite ediyor. Ve benim üniversitem akredite olmuş bir üniversite değil. Bunun anlamı ne peki? Onay almak gibi bir şey. Ama nerede sıkıntı yaşayabilir? Ne konuda? Ya şöyle, ona da nasıl denk geldim? İş ilanlarına bakıyordum ben, psikolog iş ilanlarına. İş ilanını veren kurum şey diyordu işte. Üniversitenin lisans ya da yüksek lisans eğitiminin akredite alan bir üniversite olması gerekiyor diyordu. Orada hani denk geldim ve bence bayağı da önemli aynı zamanda. Bu okulların listesini Türk Psikologlar Derneği'nin internet sayfasında da bulabilirler zaten. Onun dışında okulun şöyle avantajları var. Bizim zorunlu stajlarımız var. 2. sınıfta, 3. sınıfta. 2. sınıfta anaokulunda yapıyoruz. Gelişim, çocukların gelişim dönemlerini görebilmek için. Ki bu psikolojide çok önemli bir alan. 3. sınıfta da hastanede yapıyoruz. Erenköy, Bakırköy, Gata. Şu an isim değişti ama bunlardan birinde yapıyoruz. Kurayla belirleniyor daha çok. En büyük avantajları bu. Çünkü çoğu üniversitenin zorunlu staj imkanı yok. Yani okul stajı ayarladığı zaman bir tık daha kolay oluyor. Peki okulunuz sosyal mi? Yani okulda kulüp faaliyetleri, kendi geliştirebileceğin aktiviteler var mı? Okulda var zaten tip ölçgen. Türk Kolok Öğrenciler Topluluğu gibi tam açılımını bilmiyorum ama tip ölçgü olarak yazılıyor kısaltılması. Bizim okulda onunla çalışıyor. Onlarla çalışıyorlar. Ben katılmadım açıkçası. Yani çok kulüp insanı değilim. O tarz şeylere katılmaktan pek hoşlanmıyorum ama tabii ki katılmak isteyenler için çok yararlı oluyordur. Seminerler oluyor, sempozyumlar oluyor, psikoloji günleri oluyor okulumuzda falan. Onlar bayağı yararlı bence. Peki okulun başka kampüsleri var mı? Nerede ulaşım şöyle, olarak? Psikoloji Sütlüce kampüsünde, Haliç'te. Kalıcıoğlu'ndan şatılarımız falan kalkıyor zaten. O yönden ulaşım bayağı kolay. Aynı zamanda Küçükyalı'da da var kampüs. Orada ben hazırlık okudum mesela. Ve mühendis, mimarlar falan orada diyebiliyorum. Okulun yurt dışı imkanlarını biliyorsan biraz bizimle paylaşabilir misin? Erasmus var tabii ki. Ben psikoloji için olanına baktım. Şu an iki tane ülkeyle anlaşmaları var. Polonya ve Çek Cumhuriyeti. Litvanya vardı bir de. Onunla anlaşmaları bitti. Polonya ile yeni anlaşma yaptılar. Hatta ben de başvurmayı düşünüyorum bakın. Bu 4. sınıfın ilk döneminde belki. Psikoloji ve psikiyatri arasındaki farkı anlatır mısın? Ne olur. Tabii ki. Psikiyatri tıp okuyup daha sonra yani o uzmanlık alanını psikiyatri üzerine yapan kişiler. Tabii ki onlar doktor. Yani doktorlar da hani en kabaca anlatman gerekirse ilaç yazabilen insanlar. Psikologlar psikoloji lisans eğitimi alıp ilaç yazamayan, daha çok terapi yani konuşma terapisi yapan insanlar. Atıyorum depresyon örneğini verelim. Depresyonu hem konuşma terapisiyle hem de ilaç tedavisiyle de aşılabilen bir rahatsızlık diyelim. Yani ilaç yazıyor psikiyatrlar ve psikologlar da konuşma terapisi yapıyor ve ilaç yazma gibi bir yetkinlikleri yok. Psikolojiden mezun olduktan sonra direkt klinik psikolog olabiliyor musun? Hayır. Klinik psikoloji için yüksek lisans eğitimi almamız gerek. Zaten o başlı başına bir bölüm zaten. Çok rağbet görüyor ve artık dolu olduğu söyleniyor. Yani başka alanlara da yönlenmemiz gerektiğini söylüyorlar. Klinik için yüksek lisans eğitimi de yeterli değil zaten. Uzmanlaşmak istediğiniz alan, örnek veriyorum çocuk gelişiminden uzmanlaşmak istiyorsunuz.
Onun için de ayrı eğitimler almanız gerekiyor. Yani çok fazla eğitim alınması gereken bir bölüm ve klinik psikolog ünvanı almak için klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapmamız şart. Herkes bu senin bahsettiğin gibi psikolojinin artık önünün kapalı olduğunu falan söylüyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben bu konuya hiç katılmıyorum bu arada. Umudum çok yüksek. Çünkü şöyle bir şey var. Psikoloji çünkü insan ve hayvan bilimi, yani davranışlarını, düşüncelerini inceleyen bir bilim. Ve insan olduğu sürece de psikoloji olacak. Bir kere bunda hemfikir olalım. Tamam, bazı bölümler çok dolmuş olabilir. Örneğin klinik. Ama endüstriyel, adli, spor ve trafik psikolojisi var. Daha Türkiye'ye gelmese bile yurt dışında bayağı. Özellikle İngiltere'de spor psikolojisi çok popüler şu an. Hocalarımız bize şöyle söylüyor. Çocuklarla ilgili çalışmalarda çok iş imkanı yüksek şu an. Onun için de yaşlılarla ilgili. Çünkü demans, Alzheimer bunlar üstüne düşünülmesi gereken konular ve bu alanda da çok açıklık var. Endüstriyel. Endüstriyel dediğim şey şirketlerde, fabrikalarda, o alanlarda çalışma alanı açık. O yüzden ben geleceğin olduğuna inanıyorum. Peki psikoloji alanında medya ve sinema sektöründe çalışma alanları var mı? Bunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Reklam ders almıştım ben seçmeli olarak. Hocamız da aynı şekilde reklamla psikolojinin çok bileşik olduğunu, zaten hani insan beynine direkt aktarma yapan bir bölüm olduğu için reklamda senkronize olan bir bölüm olduğunu söylemişti. Yani şu an reklam şirketlerinde de psikologların çalıştığını söyledi hocamız. O yönden de bir alan çıktı mesela şu an bile. Çok garip bir soru gelmiş bu arada. Psikoloji okuyanlar neden intihar ediyorlar? Ya şöyle bir şey var. Psikoloji okumak istiyorum ama delirirsin diyorlar falan tarzında yorumlar var. Arkadaşlar hani tabii ki o insanı şu an tanımıyorum. Hani kalkıp da zaten şu an analiz yapacak halim yok ama o insanın geçmişinde yaşadığı farklı sorunlar olabilir ve psikolog olunca bunlar patlamış olabilir. Yani hani en basit şekilde anlatacağım tarzda. Yani o insanın zaten hani sorunları vardır. O da insan. Yani psikologların sihirli beyni yok ya da onlar peri falan değiller. Yani insan olduğu için her insanın bir çöküş zamanı tabii ki olabilir yani. Her psikologun bir psikoloğu olduğu muhabbet. Evet, kesinlikle tabii. Bence o da olmalı ki zaten hani klinik psikologlar süpervizyon eğitimleri alıyorlar. Gerçekten terapi alıyorlar. Tüm psikanalize yönelmek istiyorsundur. Psikanalist hani terapist alıyorsun falan. Gerçekten psikoloğun da bir psikoloğu oluyor yani o süpervizyon döneminde. Yani. Psikoloji bölümünde İngilizce veya Türkçe okumak arasında ne gibi bir fark var? Benim bölüm bu arada %30 İngilizce. Yani derslerimin %30'unu İngilizce olarak görüyoruz. Psikoloji zaten çok fazla okumamız, araştırmamız gereken bir bölüm olduğu için ve kaynakların çoğu da İngilizce olduğu için İngilizce öğrenmenin burada çok büyük bir artısı var. Yani eğer siz literatürde bir şeyler aramak, bir şeyler araştırmak, daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Türkçe kaynaklar yani İngilizce kaynaklara başvurduğunuzda daha fazla şey öğrenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda hani başka ne dil öğrenebiliriz gibi sorular da alıyordum ben bazen. Almanca çünkü psikolojinin doğduğu yer, ilk psikoloji laboratuvarı Almanya'da kuruluyor. O yüzden Almancayla da çok içli dışlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ya dert dinlemenin depresyona sokan bir özelliği var mı sence? Ya şöyle, bize hep işinizle gerçek hayatınız arasındaki ayrımı, o ince çizgiyi oluşturun diyorlar. Çünkü evet, karşınızda dinlediğiniz şeyler çok yıkıcı, çok üzücü şeyler olabilir ama o insanın hayatı yeri gelince ve sizin hayatınız değil. Ve sizin yapmanız gereken o insana farklı bir bakış açısı sunmak. Beraber onunla oturup üzülmek değil. O yüzden onu da onu yansıtmak değil. Tabii ki empati yapacağız. Çünkü yani bir psikoloğun empati yapması şart. Hoşgörülü olması şart. Yadırgamaması, yargılamaması şart. Bence çok kaptırmamak gerek. Empatinin de dozu olması gerek. Ama kendi ruh sağlığınızı da farklı şekillerde korumak gerek tabii. Ama etkilenirsin yani çünkü insanız hepimiz. Psikolojiyi hangi kişisel özelliklere sahip insanlar okumalı? Doğuştan psikolog olacaksın diye bir şey tabii ki yok. Ama zaten az çok her insanda olan, çoğu insanda olan özelliklerdir. Empati kabiliyeti, sabır, iyi bir dinleyici olmak, saygılı olmak, hoşgörülü olmak, yadırgamamak, yargılamamak. Tekrar söylüyorum çünkü kendimi de en çok törpülediğim özelliklerden bir tanesi. Yargılamamak mesela. Tabii ki hani dedikodudur insan. Ay ne yapmış falan. Tabii ki arkadaş içinde konuşuyoruz ama karşınıza o insan geldiğinde hani ah öyle mi yaptın demek yerine evet anlıyorum. Evet anlıyorum tarzında tepkiler vermek daha doğal oluyor. Daha iyi oluyor tabii ki. Bence bunlar temel olarak. Onun dışında da meraklı olmak, araştırmak, bir şeye hemen inanmamak. Bunlar da çok önemli bence. Psikoloğa gittiğimde bana sürekli soru sorup benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorlar. Neden bana sadece soru soruluyor? Sizin bölümünüz hep böyle mi? Ya şöyle, çünkü soru soracak ki seni anlayacak. Çünkü sadece gözlerin içine bakarak senin ne demek istediğini, ne yaşadığını bilemez. Yani tabii ki o an aldığınız terapinin de belli soruları var. Çünkü bir sürü terapi tipi var. Ve o sorular da gerekli çünkü seni tanımaya çalışıyor. Odaklandığınız konuyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. Zaten hani şey anlayışı da var işte, psikolog bana ne yapacağımı söylesin. Öyle bir şey değil aslında yani. Sizin o konuda farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlamak amaç. Yani sen A yoluna bakıyorsan o sana B yolunu gösteriyor mesela. O yüzden hani böyle sihirli değnek beklemesinler. Sence bu bölümün zorlukları neler? Kesinlikle dil. Çünkü Türkçe kaynak İngilizce kaynağı göre çok daha az. Türkiye'de daha yeni yeni psikolog, psikoloji kavramına yeni alışan bir ülke. Hala deli doktoru, işte terapiye mi gidilir, ne anlamı var, ne gerek var tarzında bakış açısı olan bir toplumdayız. Tabii ki aşıyoruz bunları. Bence onları, ama onun dışında gerçekten okuyan herkesin ben zevk alacağına inanıyorum. Çünkü insan yeri gelince kendin,
Hani başkalarını anlamak, hayvanları anlamak, insanları anlamak. O yüzden çok zorlu olduğunu düşünmüyorum. Peki senin okuduğun ve önerebileceğin bir kitap var mı? Bir sürü var. Hatta liste falan yapayım sana atayım kanalımın açıklama kısmına. Gerçekten. O zaman açıklama kısmına kitapları bırakıyoruz dedir bize. Böyle bir güzellik yapacak. Hem böylelikle belki hani aday öğrenciler de sınav evet. dönemindeyken okuyup ne bileyim bu benim ilgimi çekiyor Kesinlikle. Mu diye yani anlayabilir. Bir kitap var. Psikoloji bir keşif gezintisi olması lazım adı. Yine koyarız aşağıya. Bizim şu an gördüğümüz temel psikoloji dersini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Biz sonra o bütün temel olarak görülen şeyleri ders ders alıyoruz. Yani o kitabı okuyup da çok farklı bilgi sahibi olabilirler ki bence herkesin okuması gereken bir bölüm psikoloji yani. Yani sadece okumak isteyenlerin de ilgi alanı olanların da okuyabileceği bir kitap. Okuldaki dersleriniz nasıl geçiyor? Sınavlarınız uygulamalı mı? Eğlenceli mi? Biraz okuldan ve derslerden bahsedebilir misin? Bence zor olan dersler de var, kolay olan dersler de var. Örneğin research methods yani araştırma yöntemleri adında bir dersimiz vardı. İstatistik gibi. Ve biz onu İngilizce görüyorduk. Onu da çok zorlanmıştım. Mesela adli psikoloji dersim var bu dönem seçmeli ve aşırı seviyorum. Zaten hocamız da çok iyi. Duygu Boğa belki tanıyanlar vardır. Biraz daha vaka odaklı gittiğimiz derslerde aşırı eğleniyoruz. Çünkü hani çok farklı vakalar var ve onların üzerinde yoğunlaşıyoruz, irdeliyoruz falan. Onlar çok güzel oluyor. Bazı dersler çok teorik. Sıkılmak çok normal. Sınavlarımız nasıl? Bizim İngilizce sınavlarımız genelde test oluyor bu arada. Çok daha böyle Türkçe olan derslerimiz klasik, karışık oluyor falan. Hani sınavlarda da bizi çok zorlamıyorlar açıkçası. Hep çalışmamız gereken bir bölüm, her bölümde olduğu gibi. Ama ben öyle çok zorlayıcı bir yön olduğuna inanmıyorum gerçekten. Peki tıptaki gibi okuduğunuz senenin sadece bir kısmında staj yaptığınız bir dönem var mı? Yok, biz stajlarımızı yazın yapıyoruz ve 20 iş günü sürüyor. Yani bir ayınızı alıyor maksimum. Yüksek lisansta belki öyle bir dönem olabilir. Tam emin değilim. Ama lisans eğitiminde yazın falan yapıyorsunuz stajı. Yani tatil dönemlerinizde yapıyorsunuz. Peki sen mezun olduğunda ne yapmayı düşünüyorsun? Ben mezun olduğumda, şimdi bunu çok düşündüm. Yani birinci sınıftan beri, zaten başından beri sürekli fikirlerim değişiyor. Ya ben de herkes gibi klinik sevdasıyla başladım. Çünkü işte oturmak, o divan denilen klasikler falan herkese çok hoş geliyor başta. Ama klinik yolu çok uzun. Yani onu hayatımın bir dönemde dokunmak istiyorum, onu yaşamak istiyorum ama sanırım bu ilk 10 yıl içerisinde değil yani. Ben şöyle düşünüyorum. Kesinlikle yurt dışına yüksek lisans yapmak istiyorum. Sebebi de çok faydalı olacağı için yani. Bunu en kısa şekilde böyle açıklayabilirim. Çünkü Almanya psikolojide çok iyi eğitimi olan bir ülke. Ama eğer Türkiye'de kalmam gerekirse, şartlar onu gerektirirse de adli psikolojiye yönelmek istiyorum. Adli psikoloji nasıl oluyor peki? Adliyelerde çalışabiliyorlar ya da işte cezaevlerinde, kadın koruma sığınma evlerinde o tarz yerlerde çalışabiliyorlar. Yani şu an Mindhunter gibi bir şey canlanmasın kafanızda. Hani Türkiye'de şu an o kadar bir sistem yok ama psikologlara da yer vermeye başladılar. Örneğin bir çocuğun annesiyle mi babasıyla mı kalması yani velayet davası. Psikoloğun görüşüne önem veriyorlar. Soruyorlar hani sizce falan diye. Tabii ki o da çocukla konuşarak hani bunu anlamaya çalışıyor. Onun dışında bir suçlunun bir cezai ehliyeti olup olmadığını da algılayabiliyorlar. Yani ne demek bu? Psikolojik sağlığı iyi mi? Yoksa hani bu yaptıklarını bilerek mi yaptı? Bilmeyerek mi yaptı? Onu tespit etmek. Çok ince şeyleri var tabii ki ama ben de bu alana yönelmek istiyorum. Bakın şu anlık böyle plan. Ha şeyi söylemedim. Lisans yaparsam yurt dışında nerede yapmayı? Endüstriyelde yapmayı düşünüyorum şu an için. Peki artık son soruma geliyorum. Tercih döneminde üniversite ve bölüm tercih edecek öğrencilere neye dikkat edin demek istersin? Hem bölüm için hem üniversite için. Şunları söylemek istiyorum. Şu an benim bu 15 dakikadır anlattığım her şeyi ben 1. sınıftan sonra öğrendim. Keşke bu kadar aşırı bilinçli değilim. Hala öğrenmemiz gereken çok fazla şey var ama keşke o zaman da bu kadar bilinçli olsaydım ve daha çok araştırsaydım. Mesela üniversitemin akredite alan bir üniversite olmadığını bilmiyordum. Onu okula gelince öğrendim. Akademik kadrolara kesinlikle baksınlar. Okulların Erasmus imkanlarına baksınlar. Bölümün İngilizce olup olmadığına mutlaka baksınlar. Psikoloji için konuşuyorum daha çok ama tabii ki diğer bölümler için de geçerlidir. Ya okulunuzun imkanlarına da bakın. Bahçesine bakın, ne bileyim dış görünüşüne bakın. Tabii ki bunlar hani göz boyayan şeyler daha çok ama yine de dediğim gibi en çok böyle bölümünüzle ilgili daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Yani bunları bildiğim halde yine psikoloji seçer miydim? Sanırım seçerdim. Çünkü içine gelince çok çok sevdiğim bir alan oldu. Ama en azından bilip gelirdim. Yani sonradan öğrenmek birazcık daha üzüyor. Teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.